arası. Atlayın Didem Hanım, sizi dinliyorum. Birincisi Elif, boşanmadan Ömer'le dini nikah kıyman olmaz. Bu bir hata. Tamam mı tatlım? İkincisi de ben Feride'ye yazdım oraya ama ben artık Elif'le evliydim. Feride geride kaldı diyor. Peki. Hı? Yazıyı sildir dedim, sildirmedim. Hala unutamadım, seni boşayacağım, onu alacağım dedi. İlk o bak. Ya Elif ablacığım. Ya. Yaptın mı bunu? Hayır abla. Yemin ederim yalan söylüyor. Sildir demedi mi sana? Yok sildi de, sildir dedi. Ha, ben de öyle şey yapmadım hiç. Tamam. Sildir dedi. Evet. Bir dakika ne diyor? Didem Hanım'ı izliyorum. Ha, bir din görevlisi demiş ki muhterem bey kaç yıllık 33 yıllık din görevlisiyim diyor. Dinliyor musun Elif? Evet. Ben diyor Didem Hanım sizi izliyorum şu anda diyor. Selamlarımı gönderiyorum muhterem bey. 33 senelik din görevlisiymiş. O nikah geçersiz yayında söylemek istiyorum diyor. Çünkü senin daha öncesinde kocanla bir dini nikahın var ya Elif. Evet. Dolayısıyla kocanla dini nikahın devam ederken hem de resmi olarak da onunla evliyken bir dini nikah kıyamazsın tekrar tatlım. Geçersizmiş. Hmm. Ya. Sen aslında Seval'le, Ömer'in kardeşi Seval'le birlikte bir ev tutmak istemişsin ama bak şunu açık sorayım sana ya Elif. Lafı dolandırmayayım. Aranızı Seval yapmış. Ömer'in kardeşi Seval elbir, yapmış. Elbir. Dur. Sen dur ya. Öyle mi? Yok, hayır. Ama öyle diyor aile. Yok, o yapmadı. Peki kendinin suçları niye ortalığa çıkmıyor? Hep beni suçluyorsunuz da. Neymiş burada suçları? Söyle tabii ki, sen de söyle. Nedir hataları? İlk karısını, bak ilk karısını tüfekle dövdüm. Kaç kere ödedik. Hala cezaları yani sürekli geliyor. Sabıkası var. Yani biz bunun cezasından artık kınar vermiş. Neyle ilgili sabıkası var? Bir hırsızlık telefon var ortada. Hı. Bir orman cezası var. Var. Nafakası bilmem nesi var. Hepsi var. Sen onun İkincisinin de arabasını yemiş. Bak birinciye deli dediler, onu bıraktılar. İkinciye de deli dediler, onu bıraktılar. Bunlar da hap içersen delisin. Aha yaptın işte. Ama değil öyle deme. Yaptın. Ya Elif ya abla karışma sen lütfen. Hayır, hayır. İlaçistin gibi deli derler. Ne olur konuşmana dikkat et ama ben şunu biliyordum. Sen onun ikinci eşi değil misin? Ben nikahlı ikinci eşiyim Mehmet'in. Bir de önceden bir eşin daha mı var? Üçüncü eşi. Hayır ilk. Tane. İkinci eşin ben mi? İki diyor. Kimi diyor? Bir dakika sen kaç kez evlendin? Ben iki. Üçüncü eşim. Biz biricik yavrum vardı yok biz bir tane. Ben Mehmet'in üçüncü eşiyim diyor. Hayır ifade edeyim yalan söylüyor. Kızım yalan söylüyor. Adını söyle. Eşlerinin. Elif'le evlendi onlar. Bir daha Elif anlamadım. Elif bir daha söyle tatlım. Bir daha söyle eşlerinin adını. Didem Hanım. Ericek köyünde, Kahramanmaraş Ericek köyünde Adalet diye birisiyle evli. Evet. Onunla evlenmiyor, resmi nikah yapmıyor. İlk eşiyle de resmi nikah yapıyor. Onun da adı Bilge. Ondan bir kızı var. Bilge. O var zaten gelin. Ne var o zaten? Adalet, Adalet kim peki? Abla ben onunla evlenecektim, evlenmedim. Evlenmedi, istedik. Hap falan şey, çocuk falan olmaz dediler. Tamam kadının arabasını yedin de ne arabasını yemişsin kadını ben, ne arabasını? Yalan söylüyor. Gidip şikayet ediyordu. Yalan söylüyor kızım yalan. Tatmış evlendi bizim bak biz evlenmedi değil mi? Yok var evlendi. Hı. Bir de demişsin ki Elif kaynanan benim çocuğumun boğazını sıktı. Der şimdi sakın. Evet der. Sıktı. Kızımın boğazını sıktı. Zaten hiç böyle toruna kalsığında bir sevgi yok ki. Ay. Yok mu? Ama... Yok muyuz, onları ne alırsam ona da onu alırdım kızım. Derdi rahmet ola derdi. Sağ ol derdi. Buna ne aldım kazak mı aldım ona da alırdım. Ona ne aldım pantolon mu aldım. Aldığın kadına ben bir şey demiyorum. Desin. Desin. Ona, kızım bak hala kızım. Hiç yalan bak. Beni dinle beni. Beni dinle. Hiç yalan söyleme. Ötekilere ne alsam ona da onu alırdım. Ama Elif senden köye gelene bak kızım beni dinle. Köye gelene kadar senden bizim bir şeyimiz oldu mu? Seni çok severdim ben.
Çok severdim. Oldu mu bir sana kötülüğümüz? Yok, olmadı değil mi? Olmadı. Köye gelince niyetliysen bilmiyorum. Köye gelip oturmak istedim mi? Peki Kayseri'de köye taşınırken menek gitmeyek burada çalış dediğimde ben de dedim. Diye hitap etti. Mehmet demiş ki sana geri gidelim demiş. Gitmemiş. Bir dakika, bir dakika. Kayseri'de öyle. Onu da sonradan duydum ben. Onu da söyle. Ben. Bir dakika, ben soracaktım zaten de. Ben onu sonradan duydum. Bir dakika duydum. Elif ablacığım bir olduğun konuşuyor. Hadi yalansın diye. Yakaladım şeyde. İşten yani yavralmadım eline ayağını öpmedim. Bana yavrardı. Ben abisini arayacaktım. Arama dedi. Bir dakika arkadaşlar bastınız mı düşeye? O şey kelimeye. Bastınız mı? Tamam. Şimdi diğer kelimeyi söylemedi. Erdem kim? Birine mi ait? Bir isim mi? Satıyor. Tamam. Soy şeyi ben, söylemedi Erdem. Ben de kocamı aldatamam. Şudur budur ondan alışveriş yapıyorduk. Şudur budur diye kendi de yazıları okudu zaten. Yani Kayseri'ye daha Barış'a benim gelmeden önce bir dakika Elif abla ben anlatıyorum. Bir dakika ben biliyorum izleyiciler de öğrensinler. Anladılar zaten de sevgili izleyiciler. Depremden önce Kayseri'de yaşıyorlar biliyorsunuz. Kayseri'de birlikteyken Erdem diye bir adamla WhatsApp'tan mesajlarını yakalamış. Aldatıldığını anlamışsın öyle mi? Evet. Ne yazıyordu mesajlarda? Siliyordu zaten çoğunu. Ben işten geldim içeri girdiğimde siliyordu. Ne gördünüz? Elinden aldığım 3-4 tane bir şey vardı. Bir sen dedim bununla mı yazışıyorsun dedim. Ha. Yok filan dedi. Açtım. Arkadaş ekrandaki adam kim? Ömer değil ki yanlış fotoğraf kullanıyorsunuz. Allah Ömer orada daha yaşlı duruyor. Aynı. Peki. Ömer'in fotoğrafı bu. Diğer neyse tamam. Peki bir bakın bir çek edin kontrol edin. Daha öncesinde ne yazıyordu o mesajlarda? Çoğunu silmiş zaten. Evet. 3-4 tane vardı. İşte bir şeyler yazıyordu yani. Bu ne dedim? Birine mi yazıyorsun? Aldım bu. Ben dedim o zaman kardeşlerin arayayım seni. Gelsinler buraya dedim. Evet. Seni götürsünler dedim. Aha geldi yavru aldı bana. O zaman onu o peki konuyu orada kapattırdı. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen sonuçta aldatıldığını mı düşündün? Evet. Peki rahatsız oldun Elif'e söyledin. Kardeşini aradı. Arayacaktım aratmadı. Ama affettin sonra karını evet, anladım. Affet beni dedi. Seviyordu. Tamam dedi bir daha olmaz dedi. Affet beni dedi. Evet. Peki Elif aldattın mı? Konuşmadı mı? Sen yanlış anladın kardeş. Öyle bir şey konu yok diye. Niye iftira atıyorsun şimdi? Doğru. Yazdıkların neredeydi? Siliyordum ben geldiğimde. Hayır yazdıklarımı bizzat kendin okudum. Doğru. Neye konuştun Erdem denen adamla peki? Ne yazıştınız? Tamam peki sen niye yazdıklarını eve gelince siliyordum Burhan için? Kime yazmışsın ben? Vay vay vay. Özür dilerim Elif anlama. Yani Feride ile yakın zamana kadar yani ne zamana kadar yazışmalarını gördün? Her akşam eline işten gelince yemeği yiyordu, çayı içiyordu, telefon elinde. Çocukların dersiyle ilgilen dediğimde ben anlamam ki diyordu ama mesaja gelince nasıl yazışıyordu? Ya, senden belledi. Elif abla oğlunu sen sonsuz savunuyorsun ya. Da gelinden bayağı bence gelini sevmiyorsun ne tüm yani. Çok seviyordu kızım hiç önlüğün körüyordu. Bu da şaşardı anne şaşardı. İçin. Ama köye gelince ne olduysa bilemiyorum işte. Şimdi kötü mü diyeyim kötü diyemem. O zaman gelini biri baştan çıkardı. Bilmiyorum Ömer kızım. Dedi ki o bana teklifte bulundu. Bilmiyorum kızım. Bir dakika Mehmet buna bir yanıt ver. Yani Feride meselesine bir yanıt ver. Abla yok öyle bir şey yok ya. Önceki hayatım ben karışamaz ya. Ben karıştım mı kendimi önceki hayatına? Tabii ki önceki hayatına karışamaz. Ama senin bahsettiğin mesele sen kaç evden kaçmadan ne zaman önce oldu o olaylar peki? Elif sen 8 Ocak'ta kaçıyorsun ya canım. Evet. 8 Ocak'tan kaçmadan bir ay önce de hala senin kocan yazışıyor muydu Feride ile? Yazışıyordu. Babamgil'in evinde de yazışıyordu. Ben gelince telefonu saklıyordu hemen. Dur. Şimdi o zaman geçmiş hayatın olmuyor yani. Eğer dedikleri doğruysa. Abla yalan söylüyor ya. Yalan ya. Numarası yalan. Bile yok. Hasan üstü numarası var. Hasan. Ciğerim Hasan. Ömer'in yanında konuşmuş. Ömer'in. Ay Ömer mi seni ispiyonladı? Bir tamam, dakika tamam. Ya. Bir dakika. Allah Elif abla ne olur karışma. Duramıyorum işte. Dur tatlım benim. Durmaya çalış yani. Tövbe estağfurullah. Bir tut kendini bir tanem. Öpeceğim yanaklarından. Sus yani. Sus. Karışma. Bunlar karı koca arasındaki meseleler. İşte bak o yüzden birçok evlilikte bozulabiliyor. Ama başka onların zaten bozulmuş yani de. Bir dakika ya. Feride ile Mehmet'in arasındaki mesajlaşmaları Ömer mi geldi sana söyledi? Evet o söyledi.
söyledi. Hatta ona yalvarmış Ömer'e, bana onun telefon numarasını bul diye yalvarmış. Ya bir şey Ömer bulmuş telefon numarasını vermiş ona. E bunları sana Ömer ne zaman söyledi tatlım? 2 ay önce söyledi. Hmm. Anladığım kadarıyla Ömer de sana aşık. Hmm. Peki Mehmet'in şeylerini, foyasını ortaya çıkartıyor. O da seni kafalıyor. Doğru mu? Aynen öyle oldu. Biraz öyle olmuş. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten Elif'çim, yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuyorsun. Tutuldu. Gene tutuldu. Yok inşallah tutulmam. Bu dördüncü eşin olacak galiba. Doğru bir tercih olduğunu inanıyor musun? Doğru. Ne diyor Ömer? Ne diyor Ömer? Ömer'le konuşayım. Bir şey söyleyecek bir şeyi varsa. Söyleyecek bir şeyim varsa söyleyebilirsin. Ne diyor sana, ne diyor? Bana ne söylediğini söyle bakayım. Ne diyor sana? Merak ettim. Onunla konuştuğunu konuşsana. Biraz önce diyordun ya. Ben mesela bir de işten geldiği zaman hiç ilgi alaka yoktu. Telefonu eline alıyordu bu. Kenara çekiliyordu. Küfür, psikolojik şiddet. Çocuklarla ilgilen dediğimde telefon elinde. Şunlara sen bak diyordu. Bak az önce Ömer dedi ki tamam, yani onları soracağım ben de. O kafama takıldı, onu milletleştirmek istiyorum. Ömer dedi ki aslında yaptığımızın doğru olmadığını biliyorum dedi. Tamam mı Elif? Evet. Bak gerçekten de doğru bir şey değil. Şu an boşansan gitsen kimseyi ilgilendirmez. Doğru bir şey olmadığını Ömer de kabul ediyor. Ve şunu söyledi Ömer, dedi ki sen ona demişsin kaçır beni buradan gidelim demişsin. Aynen söyledim. Peki niye Ömer'i seni... Ama bak bir şey söyleyeceğim. Yani hem Ömer'i aslında bir yanlışa sürüklüyorsun. Hem kendime yanlışa sürükleniyorsun Elif. O kadar mı çaresizsin? Yani senin Ömer'e ihtiyacın mı var? Boşa ne yedi? Gidip sığınma evine gideydin canım. Davası açak dediğimde bak Didem Hanım. Boşanma davası açalım dediğinde ben senden boşanmam. Ben seni seviyorum. Feride kimmiş diye beni hep yatıştırıyordu. Aranızda bir Feride varmış yani. Haklısın, burada kocaman bana yazıyor. Bana dedi ki ne? Boşanalım dedi. Ha. Babamın dedi maaşı dedi öldüğü zaman bana kalır dedi. Ha. Bak bunu bana söyledi, ben boşanmadım. Meğer boşansaymışsın bununla gidecekmişsin. Ne zaman söyledi bunu Elif? Çok olmadı. 3-4 ay oldu olmadı. Yani seni boşanmaya kandırmaya çalıştırıyorsun. Evet aynen. Babamın maaşı kalır bana dedi. Alırım dedi. Sen Elif'i sevdin mi? Seviyor muydun gidince? Seviyordum. Seviyordum. Güveniyordum. Ama o sevgiyi hissetmemiş. Vallahi bilmiyorum. Çok güveniyordum. Güveniyordum ben kendisine.